Merhaba arkadaşlar. Bugün göz akımları sorularına başlayacağız. İlk ünite bitirdik. Şu an ikinci ünite sorularını çözeceğiz. Devre analizi bir dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Aşağıda verilen devrede göz akımlarını bulunuz diye bir sorumuz var arkadaşlar. Birinci göz için Kirchhoff gerilim yasasını uygularsak yapalım arkadaşlar. 40 eşittir arkadaşlar. 8 çarpı I1 eksi 6 çarpı I2 arkadaşlar. İkinci göz için bu birinci göz. Bu ikinci göz. Şimdi yapalım. Eksi 20 eşittir. Eksi 6 çarpı I1 artı 10 çarpı I2. Şimdi arkadaşlar elde ettiğimiz denklemi matris ile yapacağız. Hemen yapalım. 8 eksi 6 eksi 6 10. I1 arkadaşlar. I2. Bu da eşittir. 40'a eksi 20 arkadaşlar. Cramer yasası ile de yapalım arkadaşlar. I1 eşittir 40 eksi 20 eksi 6 10. Sekiz eksi 6 eksi 6 10 arkadaşlar eşittir 400 eksi 120 80 eksi 36 arkadaşlar o da eşittir 6,36 amper. I2 akımını bulalım arkadaşlar. I2 eşittir 8 eksi 6 40 eksi 20 arkadaşlar şimdi I1'i bulurken ne yaptık dikkat ettiniz mi? 40 eksi 20 değerimizi ilk sütuna koyduk. I2'yi bulurken ikinci sütuna yerleştirdik. Bu şekilde. Denklemimizde bulduğumuz şeyi yapalım. 8 eksi 6 eksi 6 10 arkadaşlar. Eksi 160 artı 240 80 eksi 36 arkadaşlar bu da eşittir 1,818 amper arkadaşlar. Soru 2'den devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen devrede 6 ohmluk direncin gücünü ve 20 voltluk kaynağın gücünü bulunuz diyor. İlk birinci sorumuzun aynı. Devre aynısı yani. 6 ohmluk direnç üzerindeki akım arkadaşlar I eşittir. I1 eksi I2 olduğundan arkadaşlar bu şekilde ve 6 ohm diyelim. 6 çarpı I kare eşittir
6 çarpı I1 eksi I2'nin karesi. Bu da arkadaşlar 6,36 I1 eksi 1,818 arkadaşlar karesi. Gücümüz 6 ohmluk direnç üzerindeki gücümüz arkadaşlar 123,78 watt. Güç tüketiyor bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 20 voltluk kaynak üzerinden I2 akımı geçtiğinden P20 volt diyelim. P20 volt eşittir V çarpı I2. Bu da eşittir 20 çarpı I2. 20 çarpı 1,818 arkadaşlar. Bu da 36,36 watt bulunur. Bu da güç tüketiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Göz akımları metodunu kullanarak aşağıda verilen devrede V x gerilimini bulunuz. Şimdi arkadaşlar göz akımları bu şekilde yapalım. Saat yönünde hepsini seçelim. Bu şekilde arkadaşlar. I1 I3 arkadaşlar. Burası arkadaşlar I2. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü gözlerde Kirchhoff gerilim yasasını uygulayalım arkadaşlar. Sırasıyla bunun matriste yerine yerleştirelim. Elle eşittir arkadaşlar. Elle çarpı I1 eksi 10 çarpı I2 eksi 40 çarpı I3 arkadaşlar. 50 eşittir arkadaşlar. Eksi 10 çarpı I1 artı 30 çarpı I2 eksi 20 çarpı I3. 0 eşittir arkadaşlar. Eksi 40 çarpı I1 eksi 20 çarpı I2 artı 70 çarpı I3 arkadaşlar. Bu şekilde eşitliklerini elde ederiz. Şimdi bunu matris formunda yazalım arkadaşlar. Yazması çok kolay arkadaşlar. 50 bunu şu şekilde düşünün. Bakın arkadaşlar, kısaca bunu bu şekilde yazarsanız I1, I2, I3 akımları yazılmıyor. Şu şekilde hesap edin. Yerine yerleştirelim. 50 sırasıyla ikinci sütun yataydı eksi 10, üçüncü sütun eksi 40. Şimdi arkadaşlar ikinci yatay eksenimize gelelim. Eksi 10. Yani satırımıza 30 arkadaşlar. Ve eksi 20. Şimdi gelelim. Eksi 40. Eksi 20. Görüldüğü gibi sırasıyla gidiyoruz. 70. Yani önemli olan arkadaşlar, böyle bir soru sınavda karşınıza çıkarsa ne yapmanız gerekiyor? Göz akım metoduyla denklemleri bulun. Denklem bulmak gördüğünüz gibi basit. Ve yani buraya kadar yaparsanız, diyelim 20 puanlıksa buradan 5 puan alırsınız. Şimdi arkadaşlar sonra matrisimizi yazıyoruz. 50'ye eksi 10 eksi 40 sırasıyla. Birinci sütun birinci satır.
Birinci sütun ikinci satır, birinci sütun üçüncü satır, ikinci sütun birinci satır, ikinci sütun ikinci satır, ikinci sütun üçüncü, pardon, üçüncü sütun ikinci satır, üçüncü sütun birinci satır, üçüncü sütun ikinci satır, üçüncü sütun üçüncü satır. Bu şekilde. Şimdi I1, I2 arkadaşlar ve de I3. Bu şekilde bulduk mu? 50, 50, 0 arkadaşlar. Ve Kramer kuralı ile de şu şekilde yapalım. I1 eşittir arkadaşlar. 50 eksi 10. Pardon arkadaşlar. 50 bunu I1 olduğu için bunu birinci sütuna yerleştiriyoruz. 50'ye pardon 50 diyelim. Burası artı 50. 0 arkadaşlar. Eksi 10. 30. Eksi 20. Eksi 40. Eksi 20. 70 arkadaşlar. Oluşturduğumuz denklemi birinci denklemimizi arka matrisimize olduğu gibi payda kısmına yazıyoruz. 50 eksi 10 40 eksi 40 eksi 10 30 eksi 20 arkadaşlar. Eksi 40 eksi 20 ve de 70 bu şekilde arkadaşlar. Buradan arkadaşlar işlemimizi yaparsak 160 bölü 14 eşittir 11.428 amper olur arkadaşlar. I1 11.428 amper. Şimdi I2'yi bulmaya gelelim. -10 pardon -40 arkadaşlar. İkinci sütuna bunu yerleştiriyoruz. I2 olduğu için. 50, 50, 0. Eksi 40. Eksi 20. Ve de 70 arkadaşlar. Bölü. 50, eksi 10, eksi 40 arkadaşlar. Eksi 10, 30, eksi 20, eksi 40, eksi 20, 70 arkadaşlar. Eşittir. 170 bölü 14 eşittir 12.143 amper arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar I2 bulduk. Bulunan göz akımları cinsinden ve x gerilimini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ve x eşittir. Yani I3'ü bulmamıza gerek yok. X eşittir 10 çarpı I2 eksi I1 arkadaşlar. I2 12.143 amper. I1 11.428 amper arkadaşlar. Şimdi I2 eksi I1 yapalım. 10 çarpı işlemimizin sonucu arkadaşlar direkt yapayım 7 çarpı buraya I2 12.143 eksi 11.428 yapıp onunla çarptığımızda burası arkadaşlar 0.7'den çıkıyor. Cevabımız 7.15 volt. İşlemimizin sonucu bu şekilde arkadaşlar. Diğer dersimizde dördüncü sorudan devam ederiz. 10 soruya yakın göz akımları metodunu kullanarak soru çözeceğiz. İyi pekişsin diye. Sonra diğer konulara geçeriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli geçmiştir. İyi günler.